Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Suzuki GSX R1'in üstünden herkese selamünaleyküm. Suzuki'nin üstünde başladım ama videoya birazdan MT25'in üzerinde devam edeceğim. Çünkü MT25'in yağ değişim zamanı geldi. Motoru alacağım, gideceğim bir yağını, yağ filtresini değiştireceğim. Hem de sizlere bir usta tavsiyesinde bulunmuş olacağım ama onu MT25'in üstünde konuşuruz. Şimdi benim bir introm girsin arkadaşlar. Siz de ara kanalıma abone oldunuz mu olmadınız mı onu bir kontrol edin. Abone değilsiniz de aboneliğinizi alırım diyeyim. Hadi birazdan yine devam edelim. Yapıştır lan! Arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Şimdi videoya geçmeden önce sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videolara like atmayı unutuyorsunuz. Çünkü çok fazla izlenen videolarımızda bile video çok beğenilmesine rağmen ki bunu yorumlardan ve sizden gelen geri dönüşlerden görüyorum. Ama videonun like oranına baktığımızda çok düşük oluyor. Çünkü unutuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden videonun başında bir like'ınızı alırım. Bu like olayını da lütfen atlamayalım. Çünkü o kadar emek veriyoruz, video çekiyoruz. İnsanların daha fazla bu videolara ulaşması için sizlerin like atması ve yorum yapması lazım. O yüzden buna bir özen gösterelim arkadaşlar. Videoları like'sız geçmeyelim. Bu hatırlatmamı da yaptığıma göre geçelim video konumuza. Videomuzun konusu yağ olacak arkadaşlar. Motosiklette yağ bakımının önemi olacak. Hemen üzerinde bulunduğum motosikletten örnek vereyim. Ben bu motorun 2000-2500 km civarında motor yağını değiştiriyorum yağ filtresiyle beraber. Hatta en son bakımda gittiğim Gölcük'teki ustamın orada denk geldiğimiz bazı arkadaşlardan şöyle yorumlar geldi bana. Dediler ki sen niye bu kadar çabuk motorun yağını değiştiriyorsun? 4000-5000 kilometrede bir değiştirsene. Ben de o arkadaşlara da şunu söyledim. Bakın dedim benim motorum 2006 model 80.000 kilometreye yanaşmış bir motor. Ben dedim bu motorun benden önceki sahiplerinin nasıl kullandığını bilmiyorum. Hangi kilometrelerde yağını değiştirdiler, bakımlarını yaptılar bilmiyorum. Nasıl kullanıldı bilmiyorum. Ayrıyeten ben bu Suzuki'nin üstüne bindiğimde, bu GSX'ın üstüne bindiğimde normal gitmiyorum ki. Siz bakmayın ben böyle videolarda falan sakin sürüyorum. Sakin sürmemin sebebi işte dediğim anlaşılsın, söylediklerim daha net anlaşılsın. Ben o yüzden hani sakin sürüyorum. Yoksa ben bu motoru çalıştırdım, çıktım. Yani Allah ne verdiyse yapıştırıyorum. Ha, tabii ki de genel olarak otobanda ya da köy yollarında yapıştırıyorum ama sakin sürdüğümü söyleyemem. Ve şimdi ben bu şekilde bu motoru kullanıyorken, bu motor 2006 model 2008 trafiğe çıkışlı bir motorken, 80.000 kilometreye yaklaşmış bir motorken, abi ben bunun yağını tabii ki de 2000 kilometrede, 2500 kilometrede bir değiştiririm. Ve sizlere de tavsiye ederim. Şunu da belirteyim arkadaşlar, ben herhangi bir yağ firmasıyla anlaştım da insanları da böyle daha sık yağ değiştirmeye teşvik etmek için bunları söylüyor değilim. Beni zaten tanıyanlar bilir. Ben gerçekten yağ bakım aralıklarını kullandığım motosikletlerde çok kısa tutan bir insanım. Yani sizce de haklı değil miyim arkadaşlar? Hatta size de şu soruyu sorayım. Yorumlar kısmına yazın. Siz motosikletlerinizin yağını kaç kilometrede bir değiştiriyorsunuz? Bunu da yorumlar kısmına yazarsanız arkadaşlar böyle bir istatistik elde etmiş oluruz. Ve yağ değiştirirken de sahte yağlara dikkat edin. Özellikle Castrol'de, Motul'de inanılmaz fazla derecede sahte yağ satan firmalar var. Ben de mesela o yüzden yağ değişeceğim zaman ustama gidiyorum. Zaten ustamın elinde benim kullandığım yağdan var. Oradan alıp motorun içine koyuyoruz. Güvenilir bir şekilde devam ediyoruz. Yoksa internette daha ucuza var. Ben niye gideyim de ustaya şu kadar para vereyim düşüncesine kapılırsanız, sahte yağa denk gelirseniz de bir de o zaman motorunuzun içine etmiş olursunuz arkadaşlar. Affedersiniz ama aldığınız yerlere de dikkat edin. Satıcılara dikkat edin. 3 kuruş ucuza alacağım diye gidip de güvenilir olmayan yerlerden yağ alışverişi yapmayın. Bunu da böyle söylemiş olayım. Şimdi bir de şöyle bir olay var. İnsanlar diyorlar ki ben motosikletime araba yağı koyacağım kardeş. Bunu kat'i suretle reddediyorum. Motosiklete araba yağı konmaz. Şimdi konuyu bir de şuradan şöyle bağlayayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki otomobillerde 10.000, 15.000, 20.000 kilometre civarına kadar yağ aralıkları değişebiliyor. Ama motosikletlerde görüyorsunuz ki 2000, 3000, 4000, 5000 kilometrelerde yağ değişiyor. En baba devir çeviren araba, normal şöyle trafikte gördüğünüz bir araba benzinli ise 5000, 6000 devir civarına kadar anca devir çeviriyor. Ki zaten normal kullanan insanlar da 2000, 3000 devirde vites atıyorlar. Ben mesela kullandığım araba dizel bir araba. 2000 devre geldiğim zaman zaten göstergede vitesini yukarı at şeklinde uyarı çıkıyor. Ben de ortalama 2500-3000 devir civarında vitesimi yükselterek aracımı kullanıyorum. Ama motosikletler öyle mi? Motosikletler yani 8000 devir çevireni var, 15000 devir çevireni var, 20000 devir çevireni var. Var oğlu var. O yüzden arkadaşlar araba yağı motosiklete konmaz.
Videomuzun asıl başrolü olan Yamaha MT-25'in üstünden yeniden herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bundan sonra videomuzda MT-25'e devam edeceğiz. Birazdan da zaten yağını değiştirirken falan orada da çekim yaparım. Oraları da görürsünüz. En son araba muhabbetinde kalmıştık. Arkadaşlar o konuyu genel olarak toparlayalım. Araba yağı motosiklete konmaz. Ayrıca şöyle de bir durum vardır. Bilirsiniz ki otomobillerde şanzıman yağı ayrıdır. Motor yağı ayrıdır. Ama motosikletlerde içerisine tek bir yağ koyarsınız. Her şey onunla yağlanır. Yağın eskime konusu da motosikletler biliyorsunuz ki çok aşırı yüksek devir çevirdiklerinden dolayı. Mesela şu an örneğin 5000 devirle gidiyorum. Otomobilde 5000 devir göstermek neredeyse imkansızdır bazı otomobillere. Özellikle dizel arabalar yüksek devirde fazla bir güç üretmediği için yüksek devirlerde zorlanmazlar. Alt devirde kullanılır. Diyelim araba yağı konusu da böyle olsun. Videonun başlarında arkadaşlar usta tavsiyesi de vereceğimden bahsetmiştim. Şimdi ben size genel olarak şöyle söyleyeyim. Nerede yaşıyorsunuz? Hangi marka motosikletiniz var? Bunun için bana özelden, Instagram'dan, DM'den ulaşın. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkleri de var. Ben size motorunuza göre gidebileceğiniz, eğer ki yaşadığınız yerde ya da İzmit'te olur fark etmez, bildiğim ustaları sizlere tavsiye ederim. Ama şimdi ben Yamaha MT-25'in yağını değiştirmek için yeni dükkan açmış olan bir arkadaşımın yanına gidiyorum. Zaten daha önceki videolarımda da birkaç kez dükkanını gösterdim. Bu videoda da dükkanın yerini sizlere net bir şekilde gösteririm arkadaşlar. Siz de buraya gelip motosikletinizin yağ değişimi, yağ filtre değişimi, zincir dışı değişimi, lastik tamiri, onun dışında akü, balata vesaire o tür işlerinizi benim bugün gideceğim yerde yaptırabilirsiniz. Az önce saymış olduğum kalemlerin dışında bir işiniz olursa, yani motor arızalıdır, motor bloğu arızalıdır vesaire, onun için de bana dediğim gibi Instagram'dan ulaşın. Marka modele göre sizlere usta tavsiye ederim. Bir diğer husus da şudur arkadaşlar. Motosikletine göre yağ bakım aralığı değişir. Bunun detaylarını bu motorun yağını değiştirdikten sonra sizlere anlatacağım. Çünkü mekana geldik. Buranın adresini de arkadaşlar açıklama kısmına bırakırım. Oradan siz de adrese bakıp buraya gelebilirsiniz. Şimdi motorumuzun yağını değiştirelim. Ondan sonra devam edelim. Motorun yağını boşaltmadan önce seviyesini şöyle bir göstereyim. Makinamız gayet sağlıklı. Yağ falan eksiltmiyor. Koyduğumuz gibi üst çizgide duruyor şu an. Arkadaşlar bu arada bir tane MT-09'a Rıdvan burada egzoz yapıyor. Eğer Kocaeli İzmit'te egzoz yaptırmak istiyorsanız o iş için de buraya gelebilirsiniz. Bu motora bir tane Tiger takılacak. Takıldıktan sonra bakalım nasıl olacak. Bu videonun içinde göremeyiz tabii ama dediğim gibi eğer böyle bir işiniz olursa onun için de buraya gelebilirsiniz. Motorumuzun içerisindeki yağı boşalttık. Yeni yağ filtremiz de burada. Zaten içerisinde de Motul 5100 vardı. Şimdi tekrardan 5100'ü içine doldurup devam edeceğiz. Motorumuzun bakım işlemleri tamam. Motul 5100 ile motorun yağını değiştirdik. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Kocaeli İzmit'te R25 olur, MT25 olur. Böyle bir motorunuz var ve buraya gelip yağ değiştirmek isterseniz hangi marka yağ koyabilirsiniz? Onları da size bir gösterelim. Arkadaşlar şimdi ben bu videoda MT25'in yağını değiştirdiğim için ondan örnek verdim ama birçok marka model motosikletinizin yağını burada değiştirebilirsiniz. Şimdi ben size markaları ufaktan bir göstereyim. Şu başta görmüş olduğunuz Elf'in yağları. Onun dışında motüller burada. Motül 3000, 5100, 7100. Putolay'ın yağları var ve Castrol'ün yağları da mevcut. Yani aklınızda sahte yağ olur falan vesaire bu gibi düşünceler olmasın. Buraya gelip güvenle motosikletinizin yağını değiştirebilirsiniz. Bunları da böyle sizlere göstermiş olayım. Rıdvan eline koluna sağlık. Yağ bakımımızı yaptık. Tekrar şöyle tabelayı da göstereyim. Rıdvan buradaki iki telefon numarası da aktif değil mi? Evet evet aktif. Tamam sen canlı bir şekilde adresini de ver. Kadıköy Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi, No 38, Doğukuşa Parkı'nın orada Haknar Market'in aralığına girince 100 metre. Onu zaten büyük ihtimalle buraya gelirken gösterdim. Yani konumu kolay arkadaşlar. Google'da konumum da doğru. Direkt Google konumlar. Şu an bir tek Instagram'da çıkmıyor değil mi? Bir tek Instagram'da çıkmıyor. O da nasıl yapılıyor tam bilmiyorum. O zamanla oturur ya çıkar. O zamanla muhtemelen gelir. Ama Google'da konum var. O da doğru. Doğru konum. Tamam arkadaşlar direkt dükkanın ismini aratarak zaten Google'dan buranın konumunu bulup gelebilirsiniz. Burada yapılan hizmetler zaten hemen şurada yazıyor. Tek tek tekrardan tekrarlamayayım. Burada yazmayan bir şey arkadaşlar. Ha, onu da söyleyelim. Az önce part olarak çektim ama artık bundan sonra egzoz işi de yapıyorum diyorsun. Evet, egzoz işi de yapıyorum. Motosikleti olup egzoz taktırmak isteyen insanlar buraya gelebilir. İstedikleri egzozla gelebilirler ya da sen ilerleyen zamanlarda buraya işte bir onu da söyleyelim. Görüşme yapacağım. Güzel egzozlar, güzel modeller getirmeyi planlıyorum. Bu kısa vadede kendi egzozlarıyla gelirlerse sevinirim ama çok geçmeden kendi egzozlarımız da olacak. Yani buraya gelen insanlar yakın zamanda burada beğendiği egzozu direkt motoruna taktırabilir. Ama şu an kendileri alıp gelsinler diyorsun. Evet. Tamamdır. Kısa vadede kendileri alırlarsa iyi olur. Ama en kısa zamanda da
güzel modellerle güzel egzozlar getireceğiz. Artık İzmir'deki bu açıda kapattım diyorsun. Evet, bu açıda kapatmış olacağız. Tamamdır, eyvallahcı. Dediğimiz gibi arkadaşlar, egzoz işinde. Hatta şu an bir tane içeride MT9'a egzoz yapılıyor. Az önce onu da çekmiştim. Onda da sona doğru geliniyor. Hadi bakalım, devam edelim. Buraya gelmeden önce bahsettiğim bir konu vardı. Hemen şimdi ona da dalayım arkadaşlar. Motosikletlerin nasıl kullanıldığına ve sınıfına göre aslında yağ bakım aralıkları da değişiyor. Nasıl diyeceksiniz? Hemen örneklendireyim. Şimdi örneğimiz ne olsun? Honda NC700. Şöyle düşünün. O motorun kullanım alanı, genelde insanlar o motoru alıyorlar ve uzun yolda kullanıyorlar. Yani uzun yolda kullanılan, fazla devir çevirmeyen bir motosikletin yağ bakım aralığı tam aksi yönde kullanılan bir motosiklete göre tabii ki de daha uzun olacaktır. Onun tersini de şöyle örneklendirelim arkadaşlar. Kuryeler, kurye motosikletleri. Biliyorsunuz ki kurye motosikletleri çok fazla trafikte dur kalka maruz kalıyor ve ayrıca çok fazla motor stop ediliyor ve tekrar çalıştırılıyor. Böyle olunca da ne oluyor? İçerisindeki yağ sürekli ısınıyor, soğuyor, ısınıyor, soğuyor. Şimdi bir kurye motoru günde kaç kere stop ediyor, kaç kere tekrar çalıştırılıyor arkadaşlar? Bunu hemen ufaktan isterseniz bir hesaplayalım. Ve genellikle kurye motosikletleri de arkadaşlar çok fazla ısınması gerektiği kadar ısınmadan hareket ettirilir. Bu da yağın normalde çalışma sıcaklığına gelmeden çalışmaya başlaması anlamına gelir. Neyse, şimdi hesabımıza devam edelim. Motoru çalıştırdık, paketimizi aldık, götüreceğimiz yere götürdük. Hemen şuradan bir hızlanayım, minibüs sağa yanaşacak. Orada motoru stop ediyoruz değil mi? Bir kere stop ettik. Bir kere de dükkandan çıkarken çalıştırmıştık. Yemeğimizi verdik, geldik. Motorumuzu tekrar çalıştırıyoruz. Dükkana gidip tekrar stop ediyoruz. Ne oldu abi? Motoru iki kere stop ettik, iki kere çalıştırdık. Ha tabii ki de şimdi kurye arkadaşlarımız yeri geliyor, 5 tane 6 tane paketi bir anda alıp çıkıyorlar. Ama biz normal bir şekilde hesap yapalım. Motor iki kere çalıştı, iki kere stop etti değil mi? 40 tane paket attığını düşünelim bir tane kurye arkadaşımızın günde. Yani motor günde toplam 40 çarpı 2 olarak hesaplarsak 80 kere çalışıyor, 80 kere stop ediyor. Doğru muyum arkadaşlar? Hesabı yanlış yapmamışımdır inşallah. Şimdi bu kurye motorumuzun yağ bakım aralığı nasıl mesela NC700 gibi fazla olsun? O motora tabii ki de çok sık bir şekilde yağ değiştirmemiz gerekecek. Çünkü 80 kere stop ediyor, 80 kere çalıştırılıyor. Hesabı beraber yaptık. O nedenle kullanmış olduğunuz motosiklete ve kullanmış olduğunuz motosikleti kullanma şeklinize göre yağ bakım aralıklarınız değişir. Ben GSX Harbi'nde örnek verdiğim üzere o motorla her çıktığımda gazlamadan bırakmıyorum. Video bile çekeceksem sakin bir şekilde videomu çekiyorum ama onun haricinde gazlıyorum abi. Benim motorum eski bir motor, kilometreli de bir motor baktığın zaman. Ben şimdi kalkıp nasıl bu motorun içerisindeki yağla 4000-5000 kilometre gideyim? Ya da niye gideyim? Makinamın ömründen niye yiyeyim? Diyelim ve bu sıkışık trafikte de videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, video bildirimlerini açmayı ve açıklama kısmında bulunan linklerden de sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın diyeyim. Ben videomun sonuna geleyim. Ben burada bayağı bir çünkü trafikle cebelleşeceğim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.